16 Kasım, 22 Kasım Aslan burçları nasılsınız? Umarım her şey istediğiniz ya da oluşturmak istediğiniz hayatlar içerisinde sürpriz gelişmeler. Özellikle sevgilinizden gelecek güzel hediyeler ya da büyüklerinizden alacağınız sürpriz hediyeler size çok mutluluk verecek ve inanılmaz derecede sanki kendinizle ilgili sevinmek adına çok keyifli bir hafta. Sürpriz hediyeler, sürprizli, hatta hiç yalnız kalmayacaksınız. Devamlı hareketli, koşturmalı, enerjisi çok yüksek insanlarla bir araya geleceksiniz. Bu da size ciddi anlamda iş konularınızda motivasyonunuzun artmasından kaynaklanacak gözüküyor. Yalnız bir birikim ya da bir borsa ya da bir altın ya da bir para, birine borç verdiyseniz alamayacaksınız ama bir birikimliğiniz varsa finansal anlamlarda borsa oynuyorsanız zarar görebilirsiniz. Doğru harcama, doğru finans yapmanız gerekiyor. Çünkü bu aralar biraz da kendinizi harcamalar konusunda fazlasıyla yıpratmış olabilir. Bunun endişesini yaşıyorsunuz ve hala da risk alıyorsunuz. Lütfen risk almayın. Paranızı doğru noktada finansa kavuşturmanız gerekiyor. Yoksa maddi krizler sıkıntıda diyorum. Özellikle de kendi işini yapan bazı aslan burçlarında yer alanınızı ya da mal sahibiniz ya da kendi yeriniz bile burada bir sıkıntı var. Özellikle restorasyon, banyo ya da lavabo ya da bulunduğunuz noktayla alakalı bir risk var. Bununla ilgili bir sıkıntı yaşayacaksınız. Hatta belediye ile alakalı olabilir, maliye ile alakalı olabilir. Özellikle aslanlar bu ara maliye, belediye konularınızı halletmediyseniz mutlaka ve mutlaka bu konuyu halledin istiyorum. Bazı aslan burçlarında da özellikle ilişkiler konusunda güzel hediyeler ama sizde de hani karşılığını verme enerjisi var ya, hemen hediye aldın, niye karşılığını veriyorsun? Biraz bekle, biraz egon şımarsın. Birkaç ay sonra al. Hemen niye aldın ki diyeceğim Başaklar. O yüzden harcamalarınıza dikkat edin. Anne ile alakalı bazı duygusal enerjilerimiz ön planda olabilir. Onun kendi içindeki mutsuzlukları ve yorgunluklarına mücadele etmekten belki ona hüzün yaşıyor olabilirsiniz. O da rahata erecek. Özellikle 15 gün sonra tamamıyla rahata erme gibi bir söz konusu olacak. Bu hafta küçük küçük estetikler, küçük küçük operasyonlar kendi bedeninize başlatabilirsiniz. Çok uzun süredir istediğiniz kaşınız, gözünüz, dudağınız, burnunuzla ilgili planlarınız var. Yapın, küçük küçük dokunuşlar size iyi gelecek ve motivasyon anlamında siz zaten güzel olan ve yüzünüzdeki enerjiyi ve ışıltıyı ve neyi istiyorsanız bu ciddi anlamda da güzel bir süreç olacak. Özellikle ağız problemi, hani dişlerde yamukluk olur ya, yukarıdan köpek dişlerimiz, azı dişlerimiz çıkar. Diş tellerinizle alakalı değişmesi gerekebilir ya da dişlerinizle ilgili tel takılması ya da çocuğunuzun böyle bir sıkıntısı olabilir. Bunu mutlaka ihmal etmeyin, çarpık olmasın. Çocuğunuzun ya da kendiniz için çok daha iyi olacak evrede. O yüzden bu diş sorununuzu da çözün diyorum. Uzun süredir arabayla ilgili kazalar yapabilir ve uzun soluklu dikkatsiz probleminiz var ve telefonda konuşuyor olabilirsiniz değerli aslan burçları. Lütfen telefonda konuşmayı bırakın, yoksa ufak tefek kazalar söz konusu olacak. Özellikle kurumsal büyük firmada çalışan bazı aslan burçlarına da yerinizde güzel bir değişim ve olmasını istediğiniz yöneticiniz ya da patronunuzla ilgili güzel bir hafta ve bu hafta ile ilgili de işinizle alakalı daha güvende hissedeceğiniz noktalarımız söz konusu diyorum. Ufak tefek aile ziyaretlerimiz olacak. Bu da size iyi gelecek. Bence şöyle söyleyeyim, sanki bir Bodrum havası var bazı aslan burçlarında. Son kez denize girmek istiyorum. Hadi bakalım, son kez gidin, denizinize girin ve tekrar gelin diyorum. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Astrolojiden ne haber ya da Akkaya Official benim Instagram sayfam, takip etmek isterseniz de bir kontrol edin. Kafanıza yatarsa takip edin. Yapmazsa da takip etmeyin, çok önemli. Yani siz keyif almanız lazım. Bir başkasının tavsiyesi değil. Sizin keyif aldığınız zaman takip etmeniz daha güzel diyorum. Mutluluk sizinle olsun.